Türkiye'de terörist saldırılarının 1970-2016 yılları arasındaki dağılımının verildiği bu grafiğe bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerinde istikrarlı bir artış yaşanmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inişte çıkışlı bir tablo var. Yani sürekli bir artış yok. Doğru. Darbe yıllarında terör saldırılarının durgun bir döneme girdiği. Arkadaşlar burada 80 darbesinden bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi durgun bir dönem olmuş. Doğru. 1990'ların başında terör saldırılarının üst noktalara ulaştı. Evet gördüğünüz gibi üst noktalara ulaşmış. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 1961, 1965 ve 1969 yılları arasında milletvekili genel seçim sonuçları ile ilgili verilen bu grafiğe bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Adalet Partisi'nin her daim üstünlüğünü koruduğu, arkadaşlar her daim üstün değil gördüğünüz gibi 1961 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha geride kalmış. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Çok partili yaşamın halk tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi pek çok parti var ve oylar dağılmış aslında. Evet üstün olan partiler var ama farklı farklı partilere de oylar verilmiş arkadaşlar doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi üstünlüğünü zamanla kaybettiğini de söyleyebiliriz. Çünkü 1961 yılında gördüğünüz gibi daha fazla oy almışlar ama zamanla oyları düşmüş arkadaşlar doğru. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Kıbrıs sorunu ile ilgili ABD Başkanı Johnson tarafından yazılan ve buna karşılık İsmet İnönü tarafından kaleme alınan mektuplara bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin Kıbrıs sorununda ABD tarafından yalnız bırakıldı. Arkadaşlar özellikle şu kısma dikkat edelim. Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından temin edilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin uygun görmeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim demiş. Yani arkadaşlar normalde biz o silahları kullanabiliriz ama Kıbrıs'a bir müdahale ede edersek eğer edecek olursak Amerika bu silahları kullanamayacağımızı söylüyor bize. Şimdi bu durumda ABD bizi yalnız bırakmış olmuyor mu? Tabii ki bırakmış oluyor. Johnson'ın mektubunun Türkiye'nin egemenlik hakları ile örtüşmediğini de tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü zaten bizim Kıbrıs'a müdahale etme sebebimiz özellikle Yunanistan'ın e, Kıbrıs'taki baskısı, ilhak e, sorunu arkadaşlar. Ve e, oradaki Türkleri katletmesi. Bu yüzden de e, biz böyle bir müdahalede bulunmak istiyoruz. Ve tabii ki bu mektupta bizim egemenlik haklarımızı hiçe saymış oluyor. İsmet İnönü'nün mütekabiliyet esaslarına uygun hareket ettiği, mütekabiliyet dediğimiz şey arkadaşlar karşılıklılık demektir. Ve karşılık veriyor tabii ki. Ee, gördüğünüz gibi mesajınız gerek yazılış tarzı, gerek muhtevası bakımından Amerika ile ittifak ilişkilerinde daima ciddi bir dikkat göstermiş olan Türkiye gibi bir müttefikinize karşı hayal kırıcı olmuştur vesaire diye devam ediyor. Yani cevabını verebiliyor arkadaşlar. Karşılıklılık esasına dayanarak yazıyor mektubunu. Doğru. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen tanımlamalar ait oldukları kavramlar ile eşleştirildiğinde ortaya çıkması gereken tablo aşağıdakilerden hangisidir? Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı hedefleyen ideoloji Enosis'tir arkadaşlar. Bandung Konferansı ile Doğu ve Batı blokları dışında oluşturulan hareket yani onlardan ayrılar arkadaşlar. Bağlantısızlar hareketi olur. B olur yani şöyle yazalım. Petrol ihraç eden ülkeler birliği OPEC'tir arkadaşlar. C olacak. Mısır ile İsrail arasında yapılan ve 18 Arap ülkesinin tepkisini çeken anlaşma tabii ki Camp David olacak. Yani A B C D diye ilerliyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacaktır.